Amca bizi aldı öyle götürdü ki yani evet benim de gözlerim doldu. Evet. Vatan sevdası ayrı bir konu değil mi? Evet. Sizin de yorumlarınızı alayım ondan sonra da hayvancılığa geçelim ama bugünkü günlerde yorumunuzu alayım. Vatanımızın geçtiği. Toprak TV olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah devletimizi, dilimizi, birliğimizi bozmasın. Amin. Her zaman daim eylesin. Ne diyeyim? Her zaman devletin arasındayız. Değil mi? Evet. Düşmanlarımıza. Evet. Amcamın dediği gibi iç dış düşmana Rabbim fırsat vermesin. Vermesin inşallah. İkinci bir kurtuluş savaşını atlattık. Evet, değil aynen mi? öyle. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Ama herkes de dünyada gördü. Evet. Biz Türkiye'nin de nasıl bir devlet olduğunu gördüler. Gördü. Çoluğu, çocuğu, Evet. yaşlısı, genci. Tankı da kullandık. Önüne de yattık. Ne korsak olsunlar. Değil mi? Gördüler. Hep bütün gördüler. Türkiye'nin ne bir devlet olduğunu, nasıl bir devlet Devlet olduğunu olduğunu gördüler. gördüler ve Her şimdi zaman da görecekler. görecekler. Evet. Allah onlara fırsat vermesin. Amin, amin, amin. Efendim siz de bir üreticisiniz. Evet. Ben Haydarkuyu'nda yaşıyorum. İsminiz soy isminiz. Salim Kuzucu. Haydarkuyu'nda ikamet ediyorum. Hayvancılığına uğraşıyorum. Ayrıca çiftçilik yapıyorum. Ama boşa yapıyorum. Hayvancılık olmasın bu çiftçiliği yapmak. Değil Para mi? kazanmıyor. Evet. Para kazanmıyor. Ama ne Evet. diyeceğim? Malların hatırı için, hayvanların hatırı için bunu mecbur yapıyoruz. Evet, buğdayı Evet. hasatı aldınız, buraya Evet. koymuşsunuz. Evet. Bereketli eylesin Allahü Teala. Amin, amin. Cümlesinin yanı sıra da bizimkini. Peki, Buyurun. Haydarlı köyü sakini olarak, siz de yetiştirici olarak en büyük sıkıntımız ne? En büyük sıkıntımız köylü olarak gübre fazla. Parası yani çok pahalı. Pahalı. Şu gördüğünüz buğday par etmiyor. Evet. Bilmem kaç tangodular şeyini şimdi biz götürüyoruz. Kaç lira buğday? 700, Bedirli'de bir alıcı var. Götürdüm kaç lira? 700 lira diyor. Kaç lira kodular bunun şeyini bilmiyorum. 800 mi ne öyle bir şey kodular. Evet, Adam taban fiyat. evet onlar 700 alıyor. Biz kazanmıyor yani. Aracılar kazanıyor. Çiftçi kazanmıyor. Değil mi? Aracılar kazanıyor. Kazanıyor. Ne yaparsa yapsın köylü kazanmıyor, aracılar kazanıyor. Daha ne diyeyim? Değil mi? Evet. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Amin İşimiz amin. kolay değil. Amin. Evet hiç kolay değil. Hayvancılık, efendim Evet. bunun bir sürü sıkıntısı var. Bakımı var, doğumu var, yemi var, beslenmesi var. Evet. Sizin ona ayıracağınız emek var, vakit var. Evet. Tamam, sütü var, sağımı var. Her şeyi çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz ama son noktada eğer ki sütünüz para etmezse emekler de boş. Aynen Değil öyle. mi? Sütümüz par etmiyor. Sütü alıyorlar, destanı da Biz, vermiyorlar doğru dürüst. ben yıllarca Oo, kıyamam ben sana. Buyurun. Babama, Ha, babam. olsun olsun ben onu da anladım da. Biz yıllarca süt veriyoruz. Hiç ne destek ne hiçbir şey. Her şey var diyorlar, hiçbir şey yok. Devamlı veriyoruz biz. Hiç almıyoruz. Devamlı veriyor. Ha, başkanımız da burada. Evet. Devamlı veriyor. Hiç almıyor. Peki ama şimdi şöyle. İyi ki de bir yani bir birliğiniz var. Şimdi size sahip Evet, çıkan var. var. Bu manada birlikler çok önemli. Doğru Değil mi? söylüyorsun. Evet. Yani bugün ben bile buradaysam birlik başkanımıza dua etmek lazım ta buraya kadar. Yani benim üyelerimin sesi ol, gözü ol, burada Evet. neler oluyor diye bizleri davet etti, değil mi? Evet, Orada ona da evet. teşekkür edelim Tabii hatta ona da burada. teşekkür ederek, Değil başkana mi? teşekkür ederek, Birlik evet. başkanımıza teşekkür edelim. Bizim köyün yani komplesi hayvancı. Evet. Sivas'ın diyebilirim ki en büyük hayvancılığa uğraşan köy yani. Evet. Ben de onu söyledim Evet. zaten girişte. Haydarlı köyü hayvancılıkta lider dedim. Evet, lider. Hem de lider yani. Evet. Şu Elbihan'ın en fazla hayvancılık yapan köyü bizim Sivas. Şey Maşallah. Haydarlı, Merkez Haydarlı köyü. Maşallah, maşallah. Evet. Ben ne diyeceğim, dua edeceğim ve sizler için inşallah bizler de Amin. yollardayız. Allah gülen İnşallah. yüzünüzü soldurmasın. Amin amin. Cem Hep cümlemizin hepimizinkini. beraber bütün üreticinin inşallah sıkıntılarını, sorunlarınız bitsin. Türk Amin. insanı çalışkan, Türk insanı pes etmez. Türk insanı helalinden rızkının peşinde. Evet aynen öyle. İnşallah onların da İnşallah. destekleri artsın, Amin. yolları açık olsun. Teşekkür Amin. ediyorum size Biz efendim. teşekkür ederiz sizin buraya geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun İnşallah yine efendim. bekleriz. İnşallah, inşallah. Evet, Sivas'ımızın güzel insanları, güzel şeyleri paylaştık efendim. Ne dedik? Haydarlı dedik, hayvancılıkta lider dedik. Bu güzel insanların gönül perdelerini sizler için araladık. Güzel programımız tüm hızıyla devam ediyor. Çiçelim, büyüyelim. Sevgili izleyiciler, Haydarlı Köyü hayvancılıkta lider dedik. İşte bu liderlikte hanımefendi, kendisi işletme sahibi. Bakalım onu bir tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın canım, iyisin? İyiyim elhamdülillah. Sizleri gördüm daha iyi oldum. İsminizi öğrenirim inşallah. Seliha Kuzucu canım ismim.
Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Sizin için geldik. Güzel bir işletme. Kaç baş hayvanım var? Kaç baş hayvanım var? 40 baş besim var. Heh. 80 Evet. Tamamı 80 tane. 80. O zaman 40 tane de süt besi, süt inekçiliği yapıyorsun. Evet. 40 tane mi? Evet, besi. Evet canım. Ha, kaç senedir yapıyorsun sen bunu Zeliha ablam? Ben bunu 30 senedir yapıyorum. 30 senedir. He. 30 senedir ki. Yola çıktığında ilk başladığında kaç hayvanın vardı? O zaman 2 3 idi. 2 3. He. Ne yapıyordun sütünü mesela o zaman? O zaman sütünü ya pendiri diyorduk. He. Basıyorduk, satıyorduk. Verişiyorduk komşularla, çakıyorduk, pendir ediyorduk, yağ alıyorduk. Şimdi sütçü geliyor, sütçüye veriyoruz, sağıyoruz, sıkıyoruz, sütçüye devrediyoruz. Devrediyorsunuz. Evet. Günü gelince paranızı alıyorsunuz. Alıyoruz paramızı. Onun sıkıntınız yok. Yok, sıkıntımız da yok Allah. Birliğiniz üyesiniz, süt birliğine üyesiniz. Evet. Ne süt kadar birliğine... güzel. Evet. Süt birliğiyle diyaloglarınız iyi. He, çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah, ne kadar güzel, tüm hizmetlerinden faydalanıyorsunuz. Faydalanıyor canım. Şimdi peki bu kadar hayvan. Evet. Eski şartlarda olsa sağmak bakmak nasıl olurdu? O zaman zor olurdu. Şimdi kolay. Şimdi sütü verdiğimiz için kolay. O zaman çakıyorduk, yayıyorduk. Yayığımız vardı böyle böyle. Onunla yağ çıkarıyorduk. Makine vardı böyle çakıyorduk. Makineyle kaymak çıkarıyorduk. Kaymağı yayıyorduk. Pendiri diyorduk. Daha o zaman eziyetliydi. Şimdi kolay. Şimdi sadece sağıyoruz, veriyoruz sütçüye gidiyor. Zeliha ablam şimdi kolay diyorsun da niye hala köylere kız vermiyorlar? Bir de onu açıkla bakalım. Vallahi bilmiyorum canım. Demek kurban olduğum köylere deme, kız vermiyorlar. Vermiyorlar şimdi da sanki ne yapacaklar onu söylesen şimdi bana. Mallar, hayvanlar çok ya. Heh. Onun için işleri çok diye bu haydarlığa kız vermiyorlar. Ekseriyet. Hayvancılığı yani, çok genelde de öyle. Hayvancılıkla uğraşan genelde kız vermiyorlar. Kız vermiyorlar. Esas yani. Sen gelinleri nereden aldın sen? Gelinleri biri kardeşimin kızı. Ha. Biri bacımın kızı, biri de şey apardıdan hısmım o da. Eski apardıdan. Yabancı yok. Yani. Yabancım yok. O zaman böyle geldi şortlar. Şimdi zor aldı. Ya o yönden zor aldı da. Hadi bir gidelim bakalım. Şöyle bir hayal et. Şehirde yaşasa ne yapacak? Sen ya ne yapacaksın? Yani şehirde. Ben şehri sevmiyorum açığı. Heh. Ben ruhum sıkılı şehirde. Değil mi? Şimdi güzel hayvanımla uğraşıyorum, tavuğumla, cücüğümle uğraşıyorum. Kaç saat uğraşıyorsun Zeliha abla? 2-3 saat uğraşıyorum. Yetiyor değil mi? Yetiyor, çok 2-3 güzel. 2-3 saat bakınca peki bir ay şöyle bir gelirini hesaplarsa kimseye muhtaç olmadan krallar gibi yaşıyor mu yaşamıyor mu? Yaşıyorum. Muhtaç yaşıyorum. Değilsin, yaşıyorum. Mi? Benim herifim öldü, vefat etti. Allah nur için. O zaman şu oğlum yine sürünüyordu. 6 aylık. 6 aylığıydı. Herifin vefat edişin. Aylığım yoktu, günlüğüm yoktu. Hiç yani aylığım, günlüğüm yok. 31 sene oldu herifin vefat edeli. Ben bunları yetim büyüttüm. Elimin emeğiyle büyüttüm yani. Hayvancılıkla? Hayvancılıkla. Elimin emeğiyle. Daha önce davarımız vardı. Davar satıldıktan sonra evet. Mala döndük. 1-2 başlarken işte zamanla biz de büyüdük bir iki işte. 1-2 ittik, 2-3 ittik. Eyleyle ilerledik. 3-5 ittik. Çalışı çalışı. Azimle oturana, değil mi? Şey yok. Çalışa çalış. Çalışacağım. Abim verir mi vermez? Verir. Kurban olduğuma yeter ki doğru çalış. Doğru çalışırsan, doğru çalışırsan verir. Çalışmazsan vermez abi, değil mi? Kurban olduğum. Atlayamam. Davar diyor. Küçük baş mıydı eskiden sen? Evvelden he. Küçük başladı. Hay gözünü sev. O da onun sevgisi de bir başladı. Ya onun yoğurdu bambaşkaydı. Çalardık güzel. Taş gibi tutardı. Tutardı değil mi? Küçük başın. Küçük başın yoğurdu. Neden güzel. O küçük başı niye bıraktın? Onu bıraktık. Zaman zaman kimse de kalmayı için biz de bıraktık. Hmm. Bu köyde kalmadı da var. Herkes büyükbaşa geçti. Herkes büyükbaşa geçti. Besiye geçti. Zeliha Hanım da geçti. Ben de geçtim. Ne güzel bak, helal olsun. Örnek bir üretici. Allah kısmet etti, geçtik. Geçtin. Kurban olduğumu. Çoluğunu çocuğunu muhtaç etmemişsin. Çok şükür. Üç erkek mi dedin? Üç erkek bir kız. Üç erkek bir kızı babasız. Ya büyüttüm. Hayvancılıkla büyüttün. Bir Allah'ın kuluna muhtaç olmadan. Yok, kimseye muhtaç olmadım. Yüreğine kurban olduğum ya. Allah yardım etti, büyüttüm. Helal olsun. He. Demek ki güzel yaparsan hayvancılıkta para var. Var, var. Da bu sıra ecik kalmadı. Bu sıra ecik hayvanlar bak şey etti de yem çok pahalı. Ha oradan. He, yem çok pahalandığı için çok şey kalmadı bu sıra. Ablam ekip biçiyorsunuz mu siz? Biçiyor, akın biçiyoruz. Neler yapıyorsun, ne yetiştiriyorsun? Buğday. Buğday yetiştiriyorum. Alpa buğday. Onu da hayvanlar için. Onu da hayvanlar için he. Uğur diyoruz. Öyle canım. Kurban ne oluyor. Güzel. Ben de sana kurban olurum ya. Bak bu bir başarı hikayesi. Evet yani. Yoksa akıyoruz.
Aa, orada bostanım var. Oh. Fasulye akıyoruz, soğan dikiyoruz, salatalık akıyoruz, oh. Pırasa akıyoruz. Güzel, bostanımıza yetişiyor. Havuç aktık, kabak akıyoruz, her şey var. Tomatı çaktık, her şeyimiz var. Ağız tadıyla Allah yemek nasip etsin. Amin, Allah cümlesini, Allah devletimize, milletimize düzgünlük versin. He, onu da soracağım şimdi. He, Allah devletimize baştan, Türkiye'ye. Bugünlerde nasıl bir mesaj vereceksin? Sen şuradan bir seslen Türk halkına. Allah kurban olduğum Allah cümlesine düzgünlük, sağlık, ömür, uzun ömür versin. Değil mi? Türkiye'mize baştan sağlık versin ki biz huzurlu olak. Değil mi? Tabii. Bayrağımız inmesin, bayrağımız ezanımız dinmesin. Amin, 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 kurban olduğum. He. Ya ne günlerden geçtik. Hemen şöyle kardeşi oranıza geçeceğim. Bir de diyeceğim ki kardeşimden yorum alayım geçtiğimiz şu günlerde. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım da teşekkür ediyoruz öncelikle bizi buraya, sizleri buraya getirdiği için. Vatanımız için, vatanımız bir, bayrağımız bir. Hiçbir zaman burada Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan destek çıkıyoruz. Evet. Vatanımız bölünmez. Bu Çanakkale şehitlerinden vatanımız bize gelen ne şeylerle geldi görüyoruz. Değil mi? Onun için ezanlarımız dinmesin, vatanımız imkanı yok. Hani kimseye vermeyiz biz vatanı. Vermeyiz değil mi kardeşim? Bak vatanım, ne kadar güzel söyledin değil mi? Tabii. Yani hemen hemen 2. Kurtuluş Savaşımız. Yani bu tam 2. Kurtuluş Savaşı'na denk geldi. Çünkü vatan artık öyle bir şey itmişti ki artık milletin meydanlara çıkması gerekiyordu yani. Hiç sağ olsun oradan... Şehitlerimize Allah mekanlarını cennet etsin. Orada büyük bir şey göstererek vatanımızı büyük korudular, bir şeyle korudu yani kurtardılar. Türkiye'nin her bir yanında. Evet, evet, evet. Şimdi de hala demokrasi nöbetleri sokaklarda. Evet, demokrasi nöbetlerine evet devam ediyoruz aynı. Devam ediyoruz. Gerekirse biz buradan şehre gidiyoruz. Akşamları demokrasi nöbetine katılıyoruz. Hayır elinize sağlık. 40 kilometre gidiyorsunuz. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Tekrar dönüp köyümüze. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık canım. Sağ olun. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de, sizden de. Ne kadar güzel efendim. Haydarlı köyüydük. Hayvancılıkta lider. Zeliha Hanım'ı gördük işte. Eşi öleli 31 yıl olmuş. 4 çocuk yetiştirmiş hayvancılıkla. Biri 2 yapmış, 2'yi 5 yapmış. Eli yaptım. He. Eli bugünlere yaptım. Gelmiş. Çok şükür. Değil mi? Allah'ın birliğine bin şükür. Binlerce şükür. Ama neler çaktım, neler çaktım. Oo, yani. Nelerle karşılaşıyorsun. Allah'ın bonkun ne bin şükür. Bin şükür, binlerce tabii, şükür. Tabii. Varlık, yokluk, çok şükür. Evet, evet. He. Efendim. Haydarlı'nın güzelliklerini, güzel insanların yüreklerini sizler için araladık. Bu yapmış olduğumuz bu güzel programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Sivas ili süt üreticileri birliği başkanımızın köyündeyiz efendim. Malum süt üreticileri birliği başkanı dedik. Bu kadar üreticinin lideri. Kendisi de bu sektörde. Doğduğu, büyüdüğü kendi köyü, kendi işletmesi ve olmazsa olmaz yol arkadaşı hanımefendi. Neden mi? En çok kadınlar ilgileniyorlar. Başkanım da bu konuda aynısını söylüyor. Efendim bu aileyi tanımış olacağız. Hem de hoş bir sohbet edeceğiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle size teşekkür edeyim İrsan Hanım. Demin de bahsettiğiniz gibi işletmelerin kurucuları, işletme sahipleri normalde eşleridir. Başkanların olsun veya üreticilerin olsun. O yüzden öncelikle ben eşime teşekkür edeyim. Değil bu mi? İşletmeyi kurduğu için, bu işletmeyi yürüttüğü için. Değil mi? Evet. Çünkü ben buradan hatta selam olsun, kulakları çınlasın, Sarayönü Süt Birliği Başkanıma sordum. Başkanım dedim, hanımın sana hakkını helal ediyor mu dedim. O toplantı, oraya koş, üyenin düğünü, birinin hastası sorumluluğu var çünkü. Aynen öyle, evet. İnsanların başkanından beklentiler olduğu için. Vallahi dedi, halam kızı olmasa boşacak beni dedi. Halam kızı diye katlanıyor dedi. Yani şaka bir yana ama... Hanımefendi yani beyler aktif olunca iş hanımlara kalıyor daha çok. Onlar koparıp kurtarıyor zaten. Hele hele yani hayvancılıkta illa kadın eli değil. Evet. Kadınlar bakarsa hayvanlar bir başka. Süt bile sanki başka. Aynen öyle oluyor. İşletme. Evet. Ben öncelikle hanımefendiyi hem bir tanıyacağım. Sizi de bir tanıyalım efendim. Adını soyadınızı alalım. Ben ismim Gülsüm Kuzucu. 15 yıllık evliyim. Evlisiniz. Evet. Köyde yaşıyoruz. Eşim başkan. Evet. Ben burada çocuklarla, mallarla ilgileniyorum. Evet.
Ondan sonra işte akşam alışverişimiz bitmiyor. Bitmiyor değil mi? Bitmiyor. Ama ne mutlu ki gözleriniz de parlıyor. Severek yapıyorsunuz değil mi? Ya zor oluyor ama severek yapıyoruz ister yani. İstemez. Çünkü yükünüz kolay değil, sorumluluğunuz. Evet. Eşiniz çok yoğun, şehirde işi çok, çok fazla. Çok fazla. O sürekli bir tempo içinde, koşuşturmaca evet. içinde 3 evlat değil mi? Evet. Siz de bunlarla bu şekilde bunu başarıyorsunuz. Peki çocukluğunuzdan beri mi? Yani evlenmeden önce de hayvancılık var mıydı? Ya aslında bizim ailemizde yani annem tarafında bahçe, bağ bahçe, bostan işiydi. Yalan söylemeyeyim, fazla hayvancılıktan bilmiyordu, anlamıyordum ben. Eşimle evlendikten sonra hatta hiç ahura girmedim. Ha. Ben bekarken diyebilirim. O zaman siz sonradan evet. kolları sıvadınız. Evet. Eşimle birlikte. Beraber. Evet. Evlendikten sonra. Evlendikten sonrasında. Evet. Ama şimdi şöyle söyleyeceğim. Özellikle bu köy çok şanslı. Çok çok ileriye gitmiş. Evet. Kadınlar, erkekler, çoluk evet. çocuğu hepsi. Hepsi çok evet. bilinçli. Yani Haydarlı'da iyi bir hayvancılık var. Kaliteli bir hayvancılık var evet, yani. Evet. Çok güzel ve düzgün. Değil mi? Sabah ezanı kalkıyor herkes. Yani asker gibi ahırlara giriyorlar. Hepimiz evet. öyleyiz. Kışın daha yoğun oluyor. Yazın yine hani hayvanlar yani otlamaya falan gidiyor. Daha kolay ama kışın daha zor. Kışın onlar sürekli kapalı. Evet. Sen daha fazla vakit ayıracaksın. Aynen. Seni bilirler mi ahıra girince? Bilirler. Ya değil mi? Ben bir yani seslendiğim zaman hepsi aynı hizaya geçiyorlar. Aa. Bazen isim veriyoruz hayvanlarımıza. Mesela bızağımızın adı Efe. Efe. Efe dedik mi? Efe bize bakıyor. Efe sizi biliyor. Hemen adını evet, da biliyor. Aynı. Ne kadar tosunumuz güzel. Var. İsmi Paşa. Ona Paşa dedik mi? O da ismini biliyor. İsmini biliyor. Evet. Oo. Onlar sizin evlatlarınız aynı. Gibi değil mi? Eşim girdiği zaman hayvanlar şey diyor, rahatsız oluyor. Doğru. Şöyle ki hani çok ilgilenemediğim için, çok gelemediğim için yani evet. Bir de tek birlik başkanlığı da değil. Benim Sivas'ta da ayrı inşaat sektöründe de evet. olduğum için yani çok uğraşamadığımız için artık hayvanlar beni unuttular. Unuttular. Evet. Yani unuttular derken yani 4 yıldır ki çoğu hayvan da değişti. Evet. Artık yani yetiştirilmesini yenilerine tanışamıyoruz. Yani yenileri komple eşim yetiştirdiği için yani. Bilmiyorum. Yani o yüzden evet. biraz şeyim yani. Evet. Bu yoğunluğunuz da çok çok normal ama evet. şanslısınız ki eşiniz hanımefendi bakın sonradan girmiş olmasına rağmen gözlerinin içi gülerek anladı. Aynen çabucak kaptı seviyor, bu işi. Seviyor, kapmış. Mühim olan zaten sevmesi. Aynen. Sevmeden aynen, olur aynen. mu? İlla ki. Değil mi? Evet aynen. O zaman külfet gibi gelir, zor gelir. Ya hamdolsun Allah'a çok şükür bugünkü günümüze. Yani ha. mecbursun bakma zorundasın. Hele ki köyde olduğun zaman ister istemez şart yani. Hem şart hem de onlar canlı evet. kıyabilir misin? Hayır asla. Nasıl onlar aç kalsa ya da ne bileyim çoğu insan diyor ki bir şey olsa mesela o gün birisine tembih edip de bir işim çıkmış olsa bile aklım onlarda kalır tabii, diyor. Onları görmedim ki, diyor. Aynen aynen. Sizin öyle. De öyle değil mi? Biz, mesela oldu? Düğüne falan gittiğimiz zaman eşimle birlikte komşuya tembih ediyorum. İlk önce onları arıyoruz ki geldiler mi gelmediler mi bağladınız mı? Evet. Bir kimseye emanet edemiyoruz. Mesela sabahtan kendimiz de önce hayvanlarımıza bakıyoruz kahvaltıdan evet. önce onların yemi. Nasıl peki komşuluklar falan tutkun mu hala köyümüz? Ya komşuluğumuz genelde iyi çok şükür. Komşularımdan bir sorunumuz yoktur. Üste Zela teyzemiz var. Her gün gelir yoklar bizi. Oo büyüğünüz yaşlılarınız evet. da var. Aynen. Yani eski o birlik beraberlik devam ediyor buralarda değil buralarda mi? Buralarda genelde öyle. E peki kış hazırlığı falan burada mı yapıyorsunuz? Burada hepsini? Yapıyoruz. Ne kadar güzel. Hala evet. salça falan kaynıyor yani öyle mi? Yapar ya, mısınız? Salçayı pek beceremiyorum da konserve. Genelde olsun. Ekmek falan yapıyoruz. Ekmek de yapılıyor. Eyvallah başkan şanslısın evet. sen yani. Başkanım şanslı. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Evet başkanım yani bugün Haydarlı'ya misafir olduk. Evet. Çok kaliteli bir hayvan yetiştiriciliği benim gözlemlediğim. Çok bilinçli üreticilerimiz. Evet. Bu konuda siz ne söyleyeceksiniz başkanım? Şimdi Birsan Hanım şunu diyeyim ben ilk başta. Biliyorsunuz Sivas İli Süt Üreticileri Birlik Başkanıyım. Evet. 2010 yılında bu eksikliği gördüm. Sivas'ta yoktu. Ve ben kurdum burasını ve ayrıca kurucu başkan olduğum için bu da ikinci dönemlik başkanlığı. Evet. Biz ne yaptık? Hayvancılıkta öndeyiz, ilerideyiz. Ama bir devlete dayalı yerimiz yok. Biz de dedik ki bu Sivas'ta eksik bir şey. Bunu kuralım. Evet. Ve kurduk. Sağ olsun ha burada
Şimdi demin de dedim, özellikle yine eşime teşekkür ediyorum. Evet. Kurarken de çok yardımcı oldu. Ve halen de devam etmektedir. Yani, yani. Eşiniz bu kadar destek olmasaydı evet, bugünlere gelinmezdi. Mümkün başkanım. Değil, gelemezdik. Niye gelemezdik dersek, yani ben kurmaya gitsem hayvanlarım burada olmaz. Olmayacaktı. Yani mutlaka biz bu hayvanları satmak zorunda kalacaktık. Bakamazsa veya ilgilenmeseydi. Hayvancılığınız bitecekti. Evet, bizim hayvancılığımız bitecekti. Ben şunu diyorum, evet, ben ne kadar da Sivas İl Üstü Reşe Birlik Başkanı olsam da benim de bir başkanım var. Yani eşim evet, de benim başkanım oluyor şu an. Ayrıca kendisi de kendi üyemdir. Ayrıca üyemdir yani. Sivas İl Üstü Reşe Birliği üyesidir yani. Evet, evet, evet. Kendisi. Evet. Birliğimizden memnun musunuz efendim? Hizmetlerinden memnun musunuz? Yani çok şükür. Evet, değil mi? Şimdi şu da var Birsen Hanım. Bizim köyümüz 60 hanelik. 55-60 evet, hane bir köyümüz hanesi var. 2000-3000 arası hayvan var. Başkanım, buna çok şaşırdım. Emin olun şu anda bunu izleyenler de buna şaşıracaklar. 55-60 hane gibi. Bu hanedeki hayvan sayısı şok yani. Şöyle ki o da çok şundan fazla kaynaklanıyor. En düşük işletme sayısında 20-25 tane hayvan var. Bunun en azından yani 10 tanesi sağmaldır. Yani evet, sütün ekçiliği de vardır. Artı evet, besi de vardır. Şimdi bizim 800-1000 arası sağmal inek evet, ve 2000 tane de yani 1000 tane besi, 1000 tane de besiye hazırlık küçük bir yaşındaki olan danaları vardır. Ay maşallah. Yani 2000 ile 3000 arası her yıl hayvanı olur ve Sivas'ın %40'ını %50'sini kurbanını Haydarlı köy olarak biz karşılarız. İşte fark yani. Yani. Şimdi bu 60 hanenin en az 41-42 tanesi de her bir şeylere, birliklere üyedir. Et birliğine de üyedir, süt birliğine de üyedir. Evet. Yani Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin de kurucularındandır evet, bu köy. Okay. Süt birliğinin de kurucularındandır. Yani gözlemlediğim şu, Haydarlı çok çok önden gitmiş yani. Bilinçli hayvancılık, işte besi. Biraz önce sohbet ettik, siz dediniz ki 15 yaşındaki bir gencimiz yem rasyonunu dahi çok iyi bilir. Evet, şimdi yem rasyonunu hepsini, hayvanın nasıl besleneceğini, hangi kalitede hayvan alacağını, yani bir 15-16 yaşındaki çocuğu götürsek, yani genç diyelim, çocuk da demeyelim. Evet, genci. Genci götürsek, ben bu hayvanı değil de şu hayvanı alırım diyebilecek kapasiteli. Hay maşallah. Bu aileden, ta ki dede mesle olduğu için herkesin, yetişerek geldiği için. Evet. Son 10 yılda bu köyde, son 10 yılı daha şey yapalım, artık modern diyelim, artık işletmeleri geçirmeye başladılar. Gördük demin de evet, birkaç tane çektik ve yine bakacağız, yine göreceğiz. Bunların da sebeplerinde genç neslin artık asgari ücreti istememesi.